Suriye Savaşı yanı başımızda sürerken Türkiye'de savaşa dair çok az kitap yayınlandı. Bu kitapların da büyük çoğunluğu savaş siyaseti ve stratejisi üzerineydi. Gazeteci Serdar Korucu, Aras Yayıncılık'tan çıkan kitabında Suriyeli Ermenilere 22 insanın yaşadıkları üzerinden baktı. Ben aslında 2013'ten beri Suriyeli mülteciler üzerine çalışıyorum. Özellikle Türkiye sınırları içerisindekilerle çalışmıştım. Ancak o dönemde ilgimi çeken bir şey vardı. Türkiye'ye gelenler Arap, Türkmen ya da Kürt oluyor ama Ermeni olmuyor. Sorunun yanıtı 100 yıl öncedeydi. Sorunun yanıtı aslında soykırım geçmişi. Milyonlarca mülteciye kucak açan Türkiye'ye onlar sığınamadılar. Rotaları farklıydı. Her ne kadar Suriye'nin kuzeyinde yoğun nüfusları olsa da savaştan kaçmak zorunda kalsalar da Türkiye'ye gelmeyi tercih etmediler. Büyük bölümü Beyrut üzerinden ya Batı ülkelerine geçmeye çalıştılar ya da Ermenistan'a gittiler. Sadece bir tanesiyle Antakya'da görüştüm. Geri kalan bütün görüşmeleri Ermenistan'da yaptım. Ağırlıklı olarak zaten Yerevan'da yaptığımız görüşmelerden oluşuyor. Korucunun görüştüğü Halepsiz kalmış Haleplilerin her biri ulaştıkları yerlerde onları bekleyen hayatın iç yüzünü, beklentilerini ve hayal kırıklıklarını ortaya koyuyor. Kitap, 20. yüzyılın başında felaketlerden sağ kurtulup Halep'te adeta küllerinden doğan bir halkın hikayesini, tam 100 yıl sonra küle dönen ve yeniden doğmaya çalışan kadim bir şehrin hikayesiyle bir araya getiriyor. Kitap için görüşmeler ilk olarak 2016'da başladı. 2016 yılı onlar için en gergin dönemdi. 2016 yaz ve sonbaharında görüşmüştüm ben onlarla. Çok korkuyorlardı zaten, dönmeleri imkansızdı, kalan çok az insan vardı. Söyleşiler Halep'in savaştan önceki gündelik hayatına ayna tutmanın yanı sıra Ermenilerin gözünden ülkeyi iç savaşa götüren toplumsal çatışmaları gözler önüne seriyor. Bugün ise artık Halep için, en azından Halep merkezi için kader değişmiş durumda. Yani bugün artık Halep'te bomba patlamıyor. Restorasyon süreci var. Dönmeleri için yeterli neden var mı? Az. Çünkü Ermenistan'dakilerle en azından konuştuğumda onlar bu kadar çok şey yaşandıktan sonra bazılarının dönemeyeceği izlenimini aldım ve kendileri de bunu anlattılar. Bunda hem farklı şehirlerde kurulan hayatlar hem de Suriye'deki radikal unsurların etkisi var. Radikalleşmiş İslamcı Müslümanlarla en azından bu kesimler var olduğu sürece o topraklara geri dönmelerinin zor olduğunu söylüyorlar. Tüm bu koşullarda çok küçük bir grupsa ya dönmüş ya dönmeyi planlıyor. Yıllarca yaşadıkları evler orada, dükkanlar orada, inşa ettikleri okullar, kiliseler orada ve o mahallenin yaşaması da gerektiğine inananlar var tabii ki. Asıl üzücü olan şey, Halep artık eski Halep olmayacak. Hiçbir savaş ya da soykırım geçirmiş toprak eskisi gibi olmadı. Halep de artık olmayacak.